Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir başka serimize daha hoş geldiniz. Bu videomuzda gördüğünüz üzere arkada bahçe. Yani kendi çapımızda ufak tefek bir şeyler yaptığımız bahçemiz. Bu videomuzda sizlere biber tohumu nasıl alınır birebir anlatacağım, birebir göstereceğim. Unutmayın, abone olun. Öncelikle biberlerimizi tohumluk olarak ayırdıklarımız olacak. Yani sizler de tohumluk olarak biber ayıracaksanız böyle özellikle alt tarafta kalan biberleri tercih edebilirsiniz. Örneğin burada bir biberimiz var. Alt tarafta kaldı. Yani şahsen biz bunu tohumluk olarak ayırmadık. Neden dersiniz? Biraz kendisi fazla acı da. Acı da malum bizim sevdiğimiz bir şey değil. Şansımıza böyle denk geldi. Karıştığından dolayı. Bu biberimizi tohumluk olarak kullanabiliriz. Bu biberimizi tohumluk olarak kullanmamız tabii ki de en yararlısı. Yeşili alırsanız yeşil verimli olmaz. Çünkü kırmızı olgunlaşmış biber demek. Yani tohumu ekilmeye, saklanmaya ideal demek. Sizler de özellikle kızarmış biberlerinizi tohumluk yapabilirsiniz. Bu arada bunları da kurutmak için de çok ideal. Hani pul biber yaparım derseniz kızarmış biberlerin pul biberi kurutunca efsane oluyor. Yani kızarmasını ipte beklemiyorsunuz. Bunu da düşünebilirsiniz. Bahçemizde gördüğünüz üzere burada biberlerimiz var. Ayrikotları zaten canımızı sıkıyor. Bir türlü kurtulamadık. Yani yoluyoruz, savaşıyoruz elimizden geldiğince. Amatör bir bahçe. Yeniyiz bu alanda. Yani bahçe işlerinde. Gördüğünüz üzere burada patlıcanlarımız var. Güneşimiz güzelcene batıyor bugün de. Sağ tarafta hemen domateslerimiz var. Domateslerimizin de bu yılki verimini gerçekten beğendim. Oldukça iyi. Evet, mısırlarımız şöyle. Size de ufak bir göstermiş olayım. Küçücük bahçemi. Bu bahçeyi birlikte düzenleyeceğiz diyebilirim. Yani yaptığım çoğu şeyi kanalımda sizlerle paylaşacağım. Yani nasıl anlatsam sizlerle öğreneceğim de diyebiliriz. Bakın, tohumluk dedik ya. Burada da salatalık olarak tohumluk salatalık ayırdım. En alt köklerinden ayırdık. Yani ilk çıkanlardan ayırdık. Bunlar gördüğünüz üzere tohumluk. Salatalık için de bir video gelecek, emin olabilirsiniz. Şimdi biz geçelim biberin tohumlarını ayırmaya. Evet, şimdi gene tarlamızdayız. Yani bahçemizi izleyeyim. Yani çok steril bir alan değil. Yani çok da steril bir alan olmasına da gerek yok. Biberimiz şöyle. Öncelikle biberimizi alıyoruz. Uygun bir şekilde kesiyoruz. Özellikle üst bölgesinde şu şekilde tohumlar mevcut. Ayırdıktan sonra şunları çok rahatlıkla böyle ayırabilirsiniz. Bu tohumlarımızı da şöyle gölge bir yerde, açık bir alanda biraz kurumaya bırakacağız. Güneş görmeyecek. Herhangi bir suya, kapalı alana maruz kalmayacak ki nemlenmesin, çürüme olmasın. Sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Biberde tohum nasıl alınır? Umarım basit bir şekilde ifade etmişimdir. Ben şahsen hani burada sizlere anlatmadan önce bir araştırma yapıyorum ufak çaplı. Okuyorum, çiziyorum, bakıyorum. Yani çok profesyonel bir anlatıma sahip olamayabilirim. Bunu maruz görün. Yapacak bir şey yok. Mevcut olan, elde olan her şey bu. Bu arada arkadaki barakam, onu da kendim yaptım. Videolamadığım için abilerim bana çok kızdı. Fakat ben daha çok önceliğim şu anda bahçemiz. Ardından ilerleyen videolarımızda
düzenlemeler. Yani bahçemizi düzenlerken sizlere seri halinde birkaç video paylaşacağım. Evet sevgili dostlar. Gene bir videomuzun son konuşma metnine geldik diyebilirim. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yani paylaşmasanız bile en azından yorum atmayı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En azından bizlerle paylaşın doğru bir şekilde, doğrularımızı, yanlışlarımız neler olabilir? Her şey olabilir. Bizler de insanız, bizler de yanlış yapabiliriz. Affım olduysa affola. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.